Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Faik Can. 2021 yılında sınıf öğretmenliği KPSS'de Türkiye 39.'sü olmuştum. Bu süreçten, bu yollardan geçen birisi olarak sizlere tecrübelerimi, deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Son 3 ay kala neler yapmalıyız, ben neler yaptım? Sizlere dilim dönünce bunları anlatmaya çalışacağım. Süreç içinde daha farklı konularda farklı videolarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, son 3 ay kala ne yapmalıyız? Son 3 ayda nasıl atanırız? Yol haritamız ne olmalı? Öncelikle arkadaşlar, bizim konuları bitirmek için net bir tarihimizin olması gerekiyor. Net bir hedefimizin olması gerekiyor. Ve bu hedef doğrultusunda da günlük çalışma hızımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Mesela bana göre en uygun vakit Haziran. Hani Haziran'a girdiğimiz zaman eksik konularınızın tamamen bitmiş olması gerekiyor. Ya da öyle olursa sizin için çok iyi olur. Yani son bir ay ve ondan öncesinde ne kadar erken biterse sizin için o kadar iyi diyeyim. Çünkü geri kalan zamanda deneme çözeceksiniz, tekrar yapacaksınız. Hani bu şekilde değerlendireceksiniz. Konu çalışmak bir sınavın %70'idir. Geri kalan kısım deneme çözmek. Hani tamamını bu şekilde ancak görebilirsiniz bir sınavın. Daha sonra deneme çözmeye muhakkak ağırlık vermemiz gerekiyor. Peki ne sıklıkla deneme çözmeliyiz? Eğer konuların böyle %70'ini 80'ini bitirdiysek bir alanda, yani GKG'den mesela bahsedelim, artık deneme çözmeye başlayabiliriz ve haftada 2 günü GKG'ye ya da eğitimde çalışıyorsak eğitime ayırabiliriz. Bir gün GKG'ye, bir gün eğitim ya da bir gün içerisinde hem GKG'ye hem eğitim bilimlerinden deneme çözebilirsiniz. Geri kalan vakitlerinizde de o gün içerisinde o denemeleri analiz edebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Vaktiniz yine kalıyorsa diğer derslerle ilgilenebilirsiniz. Bir diğer önemli gördüğüm nokta, Mayıs'ın ortasından itibaren güncel bilgilerle ilgili videoları izlemeniz gerekiyor. Onlarla ilgili yazıları okumanız gerekiyor. YouTube'da bununla ilgili kanallar var, bununla ilgili videolar var. Hani günlük çalışma planınıza bu videoları izleyeceğim diyerek ekleyebilir ve o gün hani güncel bilgilerle ilgili videoları çalışabilirsiniz. Ama muhakkak bunlara önem vermelisiniz. Yine Mayıs'ın ortasından itibaren haftada en az bir kere çıkmış denemeleri çözmeniz gerekiyor artık. Hani Haziran'a az kalmış oluyor. Haziran'a girdiğimiz zaman en azından çıkmış soruları bir gözden geçirmiş olmalıyız. Biliyor olmalıyız. Çıkmış sorularda bize ne soruluyor, ne sorulmuyor. Bunu bilmeliyiz. O yüzden en az bir kere haftada çıkmış denemeleri çözmenizi tavsiye ederim. Kırtasiyelerden edinebilirsiniz. İnternette pek eskisi gibi bulunmuyor çıkmış sorular, çıkmış denemeler. Ama kırtasiyelerde bence bulabilirsiniz. Yine değinmek istediğim bir diğer önemli nokta. Teknolojiden muhakkak uzak durmalısın. O kadar yükleme yapıyorsun ki artık teknolojiyle, sosyal medyayla ilgilenecek beynine maalesef yer kalmıyor. Hani zaten sosyal medya sınava çalışan bir insan için hani çok da gerekli mi? Yani bence değil. Açıkçası ben sınava çalışırken o sene neredeyse hiç sosyal medya kullanmadım ya da girmemeye çalıştım daha doğrusu. Hani YouTube gibi platformları daha çok fayda amaçlı, fayda gözeterek kullandım. Sizler de hani hedefinize kitlenmek için, hedefinize tamamen odaklanmak için sosyal medya hesabınızı kapatabilirsiniz teknolojiden uzak durmak için. Gelelim nasıl motive olmalıyız konusuna. Arkadaşlar son 3 ay kaldı. Artık ağlamanın, zırlamanın maalesef bir bize faydası yok. Hani sen zaten olmayacak dersen olmaz. Kendini otomatikman bir sonraki seneye bırakırsın. Ama olacak, ben elimden geleni yapacağım dersen en azından bu sene olma ihtimalini arttırırsın. Ve sınavın sonunda sana hayatın getireceği sürprizler, getireceği kazançları düşününce çektiğin zorlukların, çektiğin cefaların, çektiğin uykusuz gecelerin diyeyim, unutuyorsun. Hani sınavdan sonra unutuyorsun. O yüzden sınava da atanacak mısın gibi çalışırsan ve ona odaklanırsan, aklında atanamayacağım gibi düşünceler
olmazsa senin için daha iyi olur. Kendimden örnek vermem gerekirse ilk başlarda ben de biraz hani yapalamıştım. Ama daha sonra verimli çalıştığımı düşünmeye başlayınca yine bir soru, verimli çalıştığını nasıl anlarsın? İşte ders çalışıyorsun ve onun sonrasında deneme çözüyorsun. Ve denemeler belli bir stabilite kazandıktan sonra ya da çözdüğün doğru sayıları belli bir stabilitede kaldıktan sonra sen artık ben bunun üzerine ne koyabilirim diyorsun. Ve verimli çalıştığını o şekilde anlıyorsun. Ve ben de bunu gördükten sonra süreç esnasında atanamama düşüncesini kafamdan attım. Tamamen atanacağım ve artık iyi bir yer olsun diye uğraşmaya çalıştım. İstediğim şehri Van'dı mesela benim ve şu anda Van'da görev yapıyorum çok şükür ki. Onun mesela videolarını izliyordum. Yani böyle olabildiğince hedefimi, beynimi inandırmaya çalışıyordum ve çok şükür ki bunu gerçekleştirdim. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir sene öncesinde atanacağımı gerçekten bilseydim süreç esnasında daha fazla çalışırdım. Daha fazla yorulurdum, daha fazla uykusuz kalırdım. Hani bunu, bu noktayı hak edebilmek için elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapardım. Hani bu noktayı gerçekten hak edebilmek için. Hani bu noktanın maddi doyumundan ziyade manevi doyumu da yüksek. Hani öncelikle insana bir özgüven kazandırıyor. Ondan sonra ekonomik olarak belli bir özgürlüğü eline alıyorsun. Artık KPSS kitaplarından ziyade gerçekten okumak istediğin kitapları almaya odaklanıyorsun. Mesela benim için en büyük güzelliklerden birisi bu oldu. Daha sonra artık ihtiyaçlardan ziyade isteklere doğru harcamaların kayıyor ve bu seni çok mutlu ediyor. Yani dediğim gibi şu noktayı hayal edin, bu noktanın olacağına kendinizi inandırın ve buna inandırdıktan sonra da zaten olmayacak diye bir şey yok. Dua edin, tevekkül edin ve tevekkül içinde elinizden ne geliyorsa onu yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki daha sonrasında hani ben bu kadar geliyor elimden, gerisi sana kalmış diyerekten hani o şekilde süreci götürebilirsiniz. Yine sizlere süreç esnasında faydalı olmaya çalışacağımı söylemiştim. Benden şimdilik bu kadar diyeyim. Yine sorunuz, görüşünüz ve yorumunuz olursa bana iletebilirsiniz. Instagram'da daha farklı içeriklere de ulaşmak isterseniz Faik Örtmenim diye bir hesabım var. Orayı da mutlaka takip etmenizi öneririm. KPSS ile ilgili çekiliş yapmayı düşünüyorum yakın bir zamanda. İnşallah size süreç esnasında daha da faydalı olurum diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı bayramlar.